Buna göre aşağıdakilerden hangisi bu sanatlardan herhangi birine örnek olamaz demiş. Benzetme, aralarında elde bulunan iki varlıktan zayıf olanı güçlü olanla yola çıkarak anlatmaya deniyor. Zayıf olanı güçlü olana benzetmeye denirmiş. Mesela dağ gibi kuvvetli adam dediğinde adamı niye benzettim? Dağa benzettim. Hangi yönüyle? Kuvvetlilik yönüyle. Burada bir benzetme yaptık. Kişileştirme, insana ait bir özelliğin insan dışındaki varlıklara verilmesidir. Burada da mesela dağlar selama durdu dedim. Dağlar selama durdu dedim. Ne yapmış oldu? Selama durmak, selam vermek insana ait bir özellikken bunu dağa vererek ne yaptım? Kişileştirdim. İnsan özelliği verdim. Abartma ise bir şeyi olduğundan daha çok ya da daha az göstermedir. Mesela dağlar kadar derdim var dedim. Dağlar kadar derdim var dedim. Dertlerimi olduğundan fazla göstererek abartmış oldum. Şimdi hangisi diyor herhangi birine örnek olamaz diyor. Ömrüm, ah benim öldükçe sökülen yakasız kolsuz hırkam. Burada ömrü neye benzetmiş oluyor? Yakasız, kolsuz bir hırkaya benzetmiş oluyor. Dolayısıyla burada benzetme yaptı. Ömrünü hırkaya benzetti. Şahane büyüklere inkar edilen heykelimiz. Gösterir ufku ölürken bile solgun elimiz. Evet, göklere şahlanması heykelin olduğundan fazla gösterdim. Ve olduğundan fazla göstererek abartmış oldum, abartma yaptım. Yoksa bir çocuk görsem yağmur altında üşüyen, köprü olmak geçer hiç değil seçimden. Burada herhangi bir sanat yok. Gitme sonbahar oluyorum, sonrası hiç. Ağaçlar bükmesin ne olursun boyunlarını. Evet, ağaçların boynunu bükmesi, boynunu büken bir insandır. Ben bunu ağaca vererek ağacı kişileştirmiş oldum. Dolayısıyla A, B ve D şıklarında yukarıdaki sanatları bulurken C şıkkında yukarıdaki sanatlar yoktur. Bu dizelerde aşağıdaki söz sanatlarından hangisinden yararlanılmıştır diyor. Ağaçların sabah rüyası yollar boyunca, yoksulluğun çarşılarda döktüğü yaprak, ayrılık dedim, kavuşma dedim, insanın içini dökmekten vazgeçmesi dedim. Şimdi dizelerde ağaçların sabah rüyası diyerek ağaçların rüya görmesi bir kişileştirme olarak karşıma geldi. Daha sonrasında yoksulluğun çarşılarda döktüğü yaprak, yoksulluğu ağaca benzettim, benzetme olarak kullanıldı. Cevabım nedir? Cevabım A'dır. Dünyayı verelim çocuklara, hiç değilse bir günlüğüne. Allı pullu bir balon gibi verelim, oynasınlar. Oynasınlar türküler söyleyerek yıldızların arasında. Dünyayı çocuklara verelim. Kocaman bir elma gibi verelim, sıcacık bir somunu gibi. Hiç değilse bir günlüğüne doysunlar, dünyayı çocuklara verelim. Bir günlük de olsa öğrensin dünya arkadaşlığı. Çocuklar dünyayı alacak elimizden, ölümsüz ağaçlar dikecekler. Hangisi yoktur diyor. Baktığımızda şimdi dünyayı çocuklara verelim, hiç değilse bir günlüğüne, allı pullu bir balon gibi. Dolayısıyla burada benzetme yaptı. Benzetme karşımıza geldi. Türküler söyleyerek yıldızların arasında dünyayı çocuklara verelim. Bakın yine kocaman bir elma gibi verelim, sıcacık bir ekmek gibi verelim demiş, yine benzetmeye devam etti. Bir günlük de olsa öğrensin dünya, dünyanın arkadaşlığı öğrenmesi bir kişileştirmedir. Dolayısıyla buna da yer verildi ve ölümsüz ağaçlar dikecekler diyerek abartma yaptı. Fakat karşılaştırma yoktur. Yüzümden bir şeyler aktı, aktı. İçimden menekşelendi Hilmi Bey. Gökyüzü gibi bir şey bu çocukluk. Hiçbir yere gitmiyor. Yukarıdaki numaralanmış şiirlerde bulunan söz sanatlarına göre eşleştirme yapılacaktır diyor. Evet, burada yüzümden bir şeyler aktı. İçimde menekşelendi Hilmi Bey.
Gökyüzü gibi bir şey çocukluk. Çocukluğu neye benzetti? Çocukluk eşittir gökyüzü dedi. Çocukluk gökyüzüne benzetildi ve benzetme yaptı. Yani bir de karşıma gelen sanat benzetme. Şimdi devam ediyorum 2 ile. Pencerem kuşları çekmiyor. Soluğu azaldı Nergislerin. 3 tarak olsa taranmaz. Yukli'nin saçları. Ben annesi çalışan bir çocuğum. Penceremin bir şeyleri çekip çekmemesi. Dolayısıyla 2 nedir? Kişileştirmedir. Kişileştirme yapılmış 2'de de. 3. Ben böyle yazdım sana. Ben böyle düşündüm. Başından beri sözcükler konuşuyordu. Düşünmelerimin ardından. Evet, sözcüklerin konuşması. Yine bir kişileştirme olarak karşıma geldi. Ömrüm diyorum şimdi, ömrüm. Üzgün bir çocuksun sen ve yalnız. Öyle kal çünkü bu dünyada sana en çok mutsuzluk yakışıyor. Evet, dördüncüde de ömrü neye benzetti? Mutsuzluğa benzetti ya da küçük bir çocuğa benzetti. Ve benzetme yaptı yine aynı şekilde. Dolayısıyla bir benzetme ve 4 benzetme. 2 ve 3 ise kişileştirme olarak karşıma geldi. Cevap B. Sonbahar ki acının değişmez dipnotudur. Sesin soluğun göğünde küçük bir yıldızla bir harfi tutuşturur. Savrulur her yana kavruk kelimelerle. Yüreğini acıyla buruşturur. Bakışının parasıyla zırhlanan dünya binlerce pıtrak yapıştırır yüzünün kumaşına. Sonbahar ki doyumsuz bir aşkın sonudur. Evet, sonbaharı öncelikli olarak değişmez dipnota benzetti. Acının değişmez dipnotuna benzetti. Sonbaharı yine doyumsuz bir aşkın sonuna benzetti. Dolayısıyla benzetme yapmış oldu. Sesinin solgun göğünde küçük bir yıldızla bir harfi tutuşturur. Bir harfi tutuşturmak ise kişileştirme olarak karşımıza geldi. Yine yüzünün kumaşı diyerek bir kişileştirme de burada yaptı. Cevabımız A'dır. Buna göre aşağıdaki şeylerin hangisinde benzetme yoktur? Evet, benzetme neydi? Benzetme, iki varlık, durum veya kavram arasında benzerlik ilgisi kurma sanatıydı. Yoktur diyor. Garibim, ne bir güzel var avutacak gönlümü bu şehirde, ne de bir tanıdık çehre. Bir tren sesi duymaya göreyim, iki gözüm, iki çeşme. Evet, burada gözünü neye benzetti? Çeşmeye benzetti. Burada bir benzetme yaptı. Soru yoktur diyordu. Bunu eledik. Yeni biçilmiş buğday tarlalarında adım atışıma sevindim. Hayatım böyle güzel, yıldızların bol olduğu geceler, kimseye düşman değilim. Burada benzetme yapılmadı. Devam ediyorum. Her şey bir anda başladı. Yaşandı ve bitti. Yan yana gidip de bir süre ayrı yönlerde uzaklaşan iki tren gibi. Neye benzetti? Trene benzetti. Burada da bir benzetme var. İki insanı yan yana giden iki trene benzetti. Evet, bir garip çöl yolcusu gibiyim. Kendisini çöl yolcusuna benzeterek burada da benzetme yaptı. Fakat B'de benzetme yapmadı.